Değerli başkanım, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sayın Bülbül'ün kaldığı yerde ben devam edeyim. Sayın Meclis Başkan Vekilim, siz bize 27. dönem 5. yasama faaliyet raporunu gönderdiniz. Teşekkür ederim. İçine baktığımız zaman, bölümler kısmına baktığımızda, şu anda kimde eğer iç düzük varsa bir zahmet bakın. İhtisas komisyonlarının isimleri yazılı Sayın Başkanım. İhtisas komisyonları mevcut olan iç düzüğün 20. maddesinde yazılı, ona da bir bakın. Şimdi bizim bildiğimiz meclis bilgili, donanımlı, liyakatlı, işi bilen insanlardan seçilir. Şimdi sizin burada faaliyet raporuna yazdığınız iç komisyonlar, yani ihtisas komisyonları da kanun kararlarda 4 arkadaşımız var. Kaç tane madde var? Kaç tane ihtisas komisyonu var? 19 tane var. Peki 19 tane var iç düzlükte. İç düzlükte 19 tane yazılı değil. 20. maddede 16 tane ihtisas komisyonunu yazmışsınız. Faaliyet raporunuzda 19 tane ihtisas komisyonu yazmışsınız. Bu mevcut olan iç düzüğün yapılış tarihi, yazılış tarihi veya bu kanunun basılış tarihi 2021 tarihi. İhtisas komisyonların kuruluş tarihleri 2003 olan var, 2008 olan var, 2014 olan var. Neden bu iç düzeyi yazmamışsınız Sayın Başkan Yardımcı? Siz ne iş yaparsınız Allah rızası için ya? Yani burada kanun kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başkan Vekillerinin iç bastıkları 2011 baskısında mevcut olan kanunda 19 tane ihtisas komisyonu varken basmış olduğunuz iç düze 16 tane yazmışsınız. İki. Bu mecliste aynı işi yapan, aynı kapıda giren, aynı havayı teneffüs eden 3 tane personel çeşidi var. 4 A'lı var, 4 A kendi içinde, 2 tane 4 A var. 4 B'li var, 4 D'li var. Ya Allah'tan korkun. Özlük hakları farklı, maaşları farklı, mesaileri farklı, amirleri farklı. Ama hepsi de aynı işi yapıyor. Bu olacak iş mi? Yani burada biz baktığımız zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerçekten liyakatına uygun bir vaziyette yönetilemiyor. Yani ben eğer meclis başkanı olsam, Allah o izni verse, inşallah milletin takdiri de ve AK Partili arkadaşların verecekleri destekle birlikte meclis başkanı olduğumuz zaman gerçekten çok iyi bir meclis başkanlığı ve mecliste çok iyi de yönetmiş olur Sayın Başkanım. Gelelim kamu denetçiliği kurumuna. Kamu denetçiliği kurumu bu ülkede gerçekten hukuka aykırılık sebepleriyle birlikte çok iyi devrim gibi kararlar verdi. Sayın Bülbül dedi ki baro başkanları sokulmuyordu. Evet, baro başkanları Ankara'da sokulmuyordu. O dönemde kamu denetçiliği kurumuna şikayet ettik. Kamu denetçiliği kurumu dedi, bu karar dedi hukuka aykırıdır. Bunun kaldırılması lazım dedi. Baro başkanları, yani devrim gibi kararlar var ama kamu denetçiliği kurumundan çıkaracağımız kanunlarla güçlendirilmesi lazım Sayın Özlem Zengin kardeşim. Ama neler eksik? Resen hareket etmesi gerekir. Bu eksik. İki, dava açması gerekiyor. Eksik. Burada aynı zamanda biz kanun teklifi verdik. Dedik ki yani burada mevcut olan statüleri gereği gidiyor kamu kurumunu denetliyor. Özlük hakları bakımından o yetkili olan yerlerde, mesela havaalanında gidecek, denetlediği kurum orada VIP'de geçiyor, kamu denetçi kurumları geçemiyor. Gelelim kamu denetçilik kurumu. Baş deneticinin yemin etme yükümlülüğü var ama seçilen diğer denetçilerin yemin etme şeyi yok. Biz ne yaptık bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak? Dedik ki bir, resen hareket edebilsin kanun teklifi verdik. İki, davalara katılabilsin dedik. Üç, kamu denetçiliği kurumunda çok güzel madde var. Çocukların hukuka aykırı bir...
Tamamlayalım lütfen. Başkanım, çok önemli konulardan bahsediyorum. İzninizle bir 5 dakika daha. Tamamlayalım, bakın zamanı geçiriyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlar, mesele kamu denetçiliği kurumu, Sayın Adalet Bakanlığı bilmiyorum onu uygulamaya geçirdiler mi, tavsiye mahiyetine karardı. Bu CMK'da avukatların paralarının geç alması nedeniyle faizleri ödenmiyor. Bu sebepten dolayı bu faizlerin ödenmemesi hukuka aykırıdır denildi. Faizlerin de ödenmesi lazım. Bununla birlikte mesela yine Adalet Bakanlığı'na bağlı ceza tevkif evleri genel müdürlüğü var. Cezaevinde bulunan vatandaşlar parasını beklettikleri zaman onun faizini ödenmiyor. Bence bu tavsiye kararı nedeniyle CMK'daki o ücretler nasıl faiziyle birlikte ödenecekse aynı şekilde bence o kararı onu da uygulamakta yarar var diye düşünüyorum ben. Şimdi bütçe kısmına geldiğimiz zaman kamu denetçiliği kurum personeli az, yetersiz. Bütçesi de aslında yetersiz. Eğer hukukun yerleşmesini... Teşekkür ediyoruz Sayın Tanal. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün vermedim Sayın Tanal. Size de böyle bir ayrıcalıkta bulunamam. Gruba söyleyeyim, bir dahaki sefer sürenize ilave etsinler 5 dakikayı. 10 dakikaya çıkartsınlar lütfen. Teşekkür ediyoruz Sayın Tanal.